Herkese merhaba dostlar. Ben Ozan. Bu videoda Xiaomi'nin en çok satan fiyat performans T serisinin en yeni üyesini 13D'yi inceleyeceğiz ve bu fiyat alınır mı şeffaf bir şekilde konuşacağız. Bana destek vermek, bu incelemelerin devamı için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Destekleriniz benim için çok önemli. Şimdi ilk olarak fiyatlarla başlayalım. Xiaomi 13D Avrupa'da 650 euro. Ülkemizde de 12 GB RAM, 256 GB depolama ile beraber 26.000 TL'ye duyurulmuştu. Ama şu anda fiyatları biraz düştü. 24.000 bandında rahatlıkla alabiliyoruz. 13D'yi almak mantıklı mı? Son bölümde konuşacağız. İlk olarak Xiaomi 13D oldukça şık ve sade bir kutuyla beraber geliyor. Silikon bir kılıf, Xiaomi 13D Type-C şarj kablosu ve 67 wattlık hızlı şarj adaptörünü görebiliyoruz. Bu adaptörün kutudan çıkması gerçekten önemli bir avantaj. Rakiplerinin çoğunda kılıf değil artık bir adaptör bile çıkmıyor. Bu noktada Xiaomi'yi gerçekten tebrik ediyorum. Tasarımsal açıdan bizleri oldukça şık bir telefon karşılıyor. Burada Xiaomi 13 Pro'ya da benzediğini söyleyebilirim ve kesinlikle premium bir hissiyat uyandırıyor. Tasarım yönünde 13'te artık ciddi anlamda profesyonel bir görünüme kavuşmuş. Arka kapak cam, çerçeveler plastik. Ancak hissiyat olarak elinize aldığınızda orta segment bir cihaz gibi hissettirmiyor. Kesinlikle güven veren ve dayanıklılık açısından da gerçekten kaliteli bir yapıya sahip. Ama tabii ki bu fiyat bandı özellikle de Xiaomi'nin T serisinde artık plastik malzemenin olmaması gerekiyor. Siyah renkte cihaza daha da farklı bir hava katmış ama parmak izi tutan bir yapıya sahip. 8.6 mm kalınlık ve 197 gramlık ağırlığıyla tek elle kullanımlarda özellikle de uzun süreler kullanırsak elimizi biraz yorabiliyor. 3.5 mm jack girişinde artık göremiyoruz. Ekrana baktığımızda bu fiyat bandının genel deneyimiyle zirvesi diyebilirim. 6.67 inç AMOLED Full HD Plus çözünürlüğü yanında Dolby Vision, HDR10 Plus ve 5 milyona 1 kontrast oranı gibi üst düzey amiral gemisi özelliklerin hepsi 13D'de toplanmış durumda ve bunun dışında özel seri oyuncu telefonları harici hiçbir cihaza görmediğimiz 144 Hz'lik bir tazeleme ile geliyor. Evet, eğer 120 Hz bir ekran kullanıyorsanız aradaki farkı hissetmeniz çok zor ama 60 Hz'den direkt olarak 144 Hz'e geçtiğimizde çok daha akıcı bir deneyimle karşılaşıyoruz. Bunun dışında parlaklık tarafında da muazzam bir cihaz. 2600 nitlik maksimum parlaklığa ulaşabiliyor. Bu sayede güneşli ortamlarda bile iPhone 15'ten daha iyi bir deneyim alabiliyoruz. Şu anda bu kadar ışığın altında bile hiçbir şekilde ekranı görmekte zorlanmıyoruz. Ekran yönünde S23'ün bile önüne geçmeyi başarıyor. Ekran tarafında 30.000 üstüne kadar rakipsiz bir telefon diyebilirim. MediaTek'in en güçlü işlemcilerinden Dimensity 8200 bizlerle birlikte ve 4 nanometrelik bu işlemcimiz performans anlamında mükemmel sonuçlar ortaya çıkartıyor. Oyun tarafında herhangi bir FPS drop'u olmadan en üst grafiklerde 60 FPS'i rahat bir şekilde verebiliyor. PUBG gibi oyunlarda da 90 FPS'i rahatlıkla alabiliyoruz. Performans anlamında hem testlerde hem de oyunlarda vermiş olduğu deneyimle Snapdragon 8 Plus Gen 1'den daha iyi bir işlemci. Dimensity 8200 4 nanometre ile beraber batarya verimliliği anlamında da bir o kadar başarılı. Yaklaşık yarım saatlik bir PUBG sonrasında bataryamız %7 civarı azalıyor. Burada tam performans alabilirken performans ve batarya verimliliği ciddi anlamda optimize edilmiş. 12 GB RAM, 256 GB depolamanın yanında UFS 3.1 teknolojisiyle uygulama açılışları oldukça hızlı. Kamera tarafında da 12T serisine oranla aradaki fark baya kapanmış. Yani kamera için bir telefon alacaksanız video kısmı haricinde 13T ile 13T Pro arasında neredeyse hiçbir fark yok ve 13D'yi öne çıkaran en önemli noktası Leica sensörleri diyebilirim. Ana kameramızda 50 megapiksellik OIS destekli bir Leica lensi görüyoruz. İkinci kamera 12 megapiksel ultra geniş ve 50 megapiksellik 2x optik zoom telefoto kameramız var. Fotoğraf çekim kalitesi bu fiyat bandının en iyisi diyebilirim. Renkler, kontrast, canlılık genel anlamıyla baktığımda neredeyse bir amiral gemisiyle karşılaşıyoruz. Fotoğrafların detaylarında
ışığında da bir kayıp yaşamazken loş ışıkta gece çekimleri de gayet başarılı ve 4K 30 FPS'te OIS desteğiyle beraber videolar çekebiliyoruz. Stabilizasyon titreşimleri engelleme konusunda da Xiaomi'nin T serisindeki en başarılı telefonla karşı karşıyayız. Hareketli çekimlerde bile titreşimler minimum seviyede ama burada 4K 60 FPS yok ve bence de kamera tarafındaki en önemli eksisi diyebilirim. Çünkü burada bir satış stratejisine gidilmiş. 13D Pro ile aynı lensere sahip ama 4K 60 FPS desteğini burada göremiyoruz. Ve bence kamera tarafındaki en büyük eksisi diyebilirim. Ama sizin için 4K 60 FPS çok önemli değilse genel video kalitesiyle 13D beni şaşırttı. Ön tarafta da 20 megapiksel yine Full HD 30 FPS çekebilen bir kameramız var. Bunun haricinde S23 FE'den de geri kalır bir yanı yok. Genel olarak 13D'nin kameralarını gayet başarılı bulduğumu söylemem gerekiyor. 5000 mAh batarya 67 Watt hızlı şarjla beraber geliyor ama kablosuz şarjı göremiyoruz. Ortalama 45 dakikada 0'dan 100'e tam olarak şarj edebileceğiz. Dimensity 8200 ve 5000 mAh'lik batarya birleşince genel kullanımda 8 saate varan ekran sürelerini görebiliyoruz. Burada ekranımız 144 Hz. Buna rağmen batarya performansı oldukça tatmin edici. Stereo hoparlörler var ve Dolby Atmos desteğine sahip. Ses yüksekliği olarak baya baya yukarılara çıkabiliyor. Baslar ve tizlerdeki ayrım oldukça dengeli. Hoparlör kalitesi olarak da benden tam notu aldı. Android 13 ve MIUI 14 ile birlikte geliyor. Xiaomi artık güncelleme konusunda Samsung'la aradaki farkı da kapatmış durumda. 4 yıl Android, 5 yılda güvenlik güncellemelerini almaya devam edecek. 144 Hz ve MIUI 14 ile beraber arayüz akıcılığı çok daha iyi bir noktaya taşınmış durumda. Kesinlikle arayüzde dolaşırken, uygulamalar arasında geçerken hiçbir şekilde kasma, donma, yavaşlama problemi yaşamıyoruz. Gayet akıcı ve stabil bir deneyim sunuyor. Kablosuz bağlantılarda da en güncel teknolojileri görebiliyoruz. Ekran altı parmak izi okuyucumuz var. Oldukça kararlı ve hızlı bir şekilde çalışıyor. Suya ve toza karşı dayanıklılıkta da IP68 ile beraber 1,5 metre suya 30 dakika boyunca dayanabiliyor. Dostlar şimdi son bir değerlendirme yaparsak Xiaomi 13'te alınır mı derseniz genel deneyimiyle artık premium segmente çok yakın bir cihazla karşı karşıyayız. Xiaomi özellikle T serisi gibi fiyat performans amiral gemisi diyebileceğim Xiaomi'nin en iddialı telefonlarında özellikle en önemli noktalarda rakiplerine oranla kamera, güncelleme desteği, suya karşı dayanıklılığın olmaması gibi çok önemli noktalarda hep eleştirdim. Rakiplerinin gerçekten gerisindeydi. Ancak 13D'ye baktığımda neredeyse eleştirdiğim pek çok nokta giderilmiş durumda. Videolarda 4K 60'ın olmaması ve plastik kasayla gelmesi halen eksilerden ama bunun dışında yapılan iyileştirmeler bu cihazı gerçekten alınabilir kılıyor. Ekran tarafı, donanım ve kamerada Leica ile beraber sınıf atlamış durumda. Şu anki fiyatıyla da en büyük rakibi olan S21 FE'ye oranla düşündüğümde bence bir adım önde ve son olarak 13D'ye 10 üzerinden bir not verecek olursam benden 8 puanı aldı. Peki sizce 13D alınır mı? Görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Bu incelemelerin devamı için de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ben Ozan ve bir sonraki videoya kadar hoşça kalın.